Kafkas cephesi. İlk açılan cephe. Savaşa girdiğimiz ilk cephe. Bu Anadolu'daki halk bu cephe için kaça kaç der. Ruslar aniden saldırdığı için kaçan kaçana olmuş. Halk bu savaşa kaça kaç der. Osmanlı Devleti 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'yla kaybettiği Elviye-i Selase, Selase 3 demek, 3 sancak, ki Kars, Ardahan, Batum, 1878'de. Bu 3 şehri geri almak, Orta Asya'da yaşayan Müslüman Türkleri Rus egemenliğinden kurtarmak ve Turancılık idealini gerçekleştirmek amacıyla bu cepheyi açtı. İttihat Terakki'nin 3 meşhur isminden Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusuyla Kars ve Batum'u geri almak için 1914 yılı Aralık ayı sonlarında Ruslara karşı Sarıkamış harekatını başlattı. Yolda kış şartları, salgın hastalıklar ve malzeme eksikliği gibi nedenlerle on binlerce Osmanlı askeri henüz Ruslarla savaşamadan hayatını kaybetti. Çünkü bu bölgede savaştırılmak için getirilen askerler Yemen cephesinden getirilmişti. Trabzon limanında hepsinin üzerinde yazdı ki silah vardı. Almanların kışlık giysi olarak gönderdikleri üç geminin Sinop limanı önlerinde Ruslar tarafından görülüp yatırılmasıyla üstlerinde yazlı kıyafetle Enver Paşa bu birlikleri cepheye sürmüştür. Zorlu kış şartları diyor, Aralık ayı sonları diyor, bölgedeki yerli halk Enver Paşa'yı bu konuda ikna etmeye çalışmıştır. Hatta halk arasında Enver Paşa'ya o yörenin konuşmasıyla karşılık vereceğim. Paşa sakın ola sen bu askeri bu dağlara sürme. Zemheri'de bu dağlar geçitlenir. Sen bu askerin hepsini kırarsın. Yani kaybedersin cümlesini konuşanlarda olmuştur ama Paşa'nın maalesef amacına ulaşmak için hedefinden vazgeçmiştir. 1915 başlarında saldırıya geçen Ruslar Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Erzincan ve Trabzon'u işgal etti. Muş ve Bitlis'e dikkat çekeceksiniz. Mustafa Kemal'i Kafkas cephesinde Ruslardan geri aldı iki şehirde. Çanakkale savaşlarından sonra 16. Kolordu komutanlığına atanan Mustafa Kemal Rusları yenilgiye uğratarak bu cephede başarı elde etti. 1916 yılında Ruslardan Muş ve Bitlis'i geri almayı başardı. Mustafa Kemal'i bu konuda başarıya götüren 3 girişimi olmuştur. Birincisi, cepheye gittiğinde dağınık askeri birlikleri bir araya toplamıştır, düzenlemiştir. İletişim ve ulaşım ağını düzenlemiştir. Ve askerin lojistik ihtiyacını karşılamıştır. Bu üç girişimi Mustafa Kemal'in Muş ve Bitlis'i Ruslardan almasına sebep oldu. Eğer Muş ve Bitlis Ruslardan alınmasaydı Ruslar Diyarbakır üzerinden sıcak denizlere inme hayalini aklınıza ulaşıp gerçekleştireceklerdi. Mustafa Kemal Kafkas cephesine nereden geldi? Kapanan Çanakkale cephesinden Kafkas cephesine 16. Kolordu komutanı olarak gönderildi, terfi ettirildi. Mustafa Kemal Çanakkale cephesinde albaylığa terfi ettirilmişti. Cepheden sonra tüm generalliğe terfi ettirilerek Kafkas cephesine gönderildi. Rusya'da 1917 yılı Ekim ayında Bolşevik ihtilali çıktı. Bolşevik, Menşevik. Bunun tanımını da söylemeden geçmeyelim. Rus Komünist Partisi olağan kongresini yaparken ihtilali
demokratik yollarla mı yapalım, yoksa bir halk ayaklanmasıyla mı çarlık rejimini indirelim diye bir tartışma olur. Silahla bu işi çözelim diyenler çoğunlukta olmuştur. Çoğunlukta olanlara Bolşevik demiştir. Hayır, demokratik usullerle çarık tahttan indirelim diyenlere de Menşevik denilmiştir. Halk arasında Ekim 17 devrimi veya Bolşevik ihtilali diye tanımlanmaktadır. Bu ihtilaller Ruslar 1. Dünya Savaşı'ndan çekildi. Çünkü iç mücadele başlamıştı. İç savaş başlamıştı. Rusya iç savaşta meşgul olduğu için sınırlarını garanti almak adına 1. Dünya Savaşı'ndan tek taraflı olarak çekildi. Savaştan çekilen yeni Rus yönetimi ile ittifak devletleri arasında 3 Mart 1918'de Brest-Litovsk anlaşmasının imzalanmasıyla bu cephe kapanmıştır. Bu anlaşmayla 1878 Berlin, yani 93 Harbi'nin sonunda imzalanan Berlin Anlaşması'nda kaybedilen 3 sancak, neydi adları? Evliye-i Selase, Kars, Ardahan ve Batum yöreleri Ruslardan geri alındı. Şöyle sorular çıkabiliyor. Cephede savaşı kaybettiğimiz halde toprak kazandığımız bir cephe 1. Dünya Savaşı'nda rahatlıkla Kafkas cephesi diyeceğiz. Çünkü Kafkas cephesinde biz yenildiğimiz halde toprak kazandık. Nereleri? Kars, Ardahan ve Batum'u. Böylece 40 yıl Rus emrinde, esaretinde kalan 3 güzelim şehir tekrar Osmanlı Devleti'nin önüne geçmiştir. Fotoğrafta Sarıkamış Harekatı'nda Osmanlı Kayakçı Birliği askerleri 15 yılına ait bir görseli kitabımız görmüştür. Sarıkamış Harekatı sırasında Tümen Komutanı Albay Arif Bey, soyadı Baykun olur sonradan, ordunun durumunu şöyle anlatmaktadır. Gıdasızlıktan vücudun harareti kaybolmakta ve donma vakaları artmaktaydı. Hayatta kalanlar yüz, el ve ayakları donarak hayaletler gibi dolaşmaktaydılar. Hayvanlar ise çam yapraklarını yemediklerinde karı eşeleyerek bulabildikleri ot saplarını, bazen de birbirlerinin semerlerini, kuyruk ve yelelerini kemirmekteydiler. Muharebe meydanının hiçbir yerinde akarsu da yoktu. Su ihtiyacı karları ısıtarak ve çay yaparak gideriliyor veya ağızda kar eritiliyordu. Karavanalarda ısıtılarak eritilen kar suyunu ise hayvanlar bile içiliyordu. Orman içinde bulunduğumuz halde ateş yakılarak ısınmak da. Kalın gövdeli ağaçları devirerek balta veya testere olmadığında taşınabilir balta ve kürekle ağaçlar kesiliyor. Kurumuş dallar toplanarak ateş yakılıyor. Hikâhtı Terakki'nin 3 meşhur sinyasında Enver Paşa sarayın damadı Naciye Sultan'la evlendi. Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu zor şartlar altında Kafkas cephesinde Ruslarla savaşırken Rusların kışkırttığı Ermeniler çeşitli bölgelerde hınçak ve taşlak örgütlerinin öncülüğünde çeteler kurdu. Savaş ortamının meydana getirdiği otorite boşluğundan yararlanan Ermeniler Osmanlı halkına yönelik katliama başladı. Bu arada Ruslara casusluk yapmanın yanı sıra Osmanlı kuvvetlerini arkadan vuran Ermeniler Osmanlı birliklerinin harekatına engel olmuş, yolları ve köprülerini imha ederek Rus işgalini kolaylaştırmışlardı. Özellikle Müslüman köylerini Rus birliklerine rehberlik edip gösterip Rusların ve kendilerini bölgede yüz binlerce Müslüman Türk'ü katletmelerine sebep olmuştur. Halbuki 93 harbine kadar
azınlıklar içinde en değer verdiğimiz ve milleti sadıka dediğimiz bir grupta Ermeniler bize sadık millet olarak kendilerini tanıtmışlar ve içlerinden Osmanlı hükümetinde bakanlık yapanlar bile çıkmıştır. Osmanlı Devleti Ermenilerin Ruslarla işbirliğini önlemek ve halka yönelik saldırılarını durdurmak için bir takım önlemler alma yoluna gitti. Önce 24 Nisan 1915 tarihinde yayınlanan bir genelgeyle Ermeni komite merkezleri kapatıldı. Belgelere el konuldu. Komite başkanları tutuklandı. Alınan bu önlemlere rağmen Ermenilerin saldırıları durdurulamayınca Osmanlı hükümeti istese de istemese de 27 Mayıs 1915 tarihinde tehcir kanunu diğer adıyla sevk ve iskan kanunu çıkarmıştır. Ruslarla işbirliği yapan casusluk faaliyetinde bulunan ve katliama girişen Ermeniler sevk ve iskan kanunu çıkarmasıyla Osmanlı toprağı olan Suriye'ye zorunlu göçe tabi tutuldu. Bakın, en güvenilir yerlere gönderilmişlerdi. Göç ettirilen Ermenilerin vergileri ertelendi. Diledikleri eşyaları almalarına izin verildi. Can ve mal güvenliklerinin korunması, ihtiyaçlarının giderilmesi için devlet yetkilileri görevlendirildi ve güvenliklerini sağlamak için karakollar kuruldu. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle sevk ve iskan kanunuyla göç ettiler Ermenilerin eski yerlerine dönmesi için geri dönüş kararnamesi yayınlandı. Osmanlı Devleti'nin sevk ve iskan kanunu çıkarmasında Ermenilerin hangi eylemleri etkili olmuştur? Kafkas cephesinde Ermeniler Rusların bölgeyi işgal etmeleri üzerine Ruslarla işbirliği yaparak Osmanlı halkına yönelik katliama başladılar. Bu arada Ruslara casusluk yapmanın yanı sıra Osmanlı kuvvetlerini arkadan vuran Ermeniler Osmanlı birliklerinin harekatına engel olmuş, yolları, köprüleri imha ederek Rus işgalini kolay başlamışlardı. İkinci cephemiz Kanal cephesi. Kafkasya cephesi ile Kanal cephesi birer taarruz cephesi. Burada da haritayı biraz daha büyüttük. Körfez'in adı Atabek Körfezi. Körfez'in adı Süveyş Körfezi. Burası da Kızıldeniz. Yarımada'nın adı Sina Yarımadası. Süveyş ile Akdeniz'i bağladıkları bir kanal. O büyük bir öneme sahip. İngiltere'nin özellikle uzak doğudaki sömürgelerine giden yolu kontrol eden bir kanal olarak tarihte önemli olan halen de stratejik ödemi devam eden bir su yolu diyebiliyoruz. İnsan eliyle yapılmıştır. Yani tabii değildir. Yapımı insanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Osmanlı Devleti bu cepheyi Mısır'ı geri almak için Almanlarla birlikte açtı. Almanların ısrarı vardı. Almanların bu cephedeki amacı Süveyş kanalını ele geçirerek İngiltere'nin uzak doğu sömürgelerine giden yolunu kesmekti. Eğer bu başarılsaydı İngiltere savaş dışında kalabilecekti. Yine İttihat Terakki'nin 3 simasında evvel Talat Cemal ki Cemal Paşa Bahriye Nazırı Cemal Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Şubat 1915 tarihinde 1. Kanal Harekatı'nı Ağustos 16'da 2. Kanal Harekatı'nı yaptı. İngilizlerin kışkırtmasıyla
bir kısım Arapların Osmanlı'ya karşı ayaklanması ve ordunun malzeme sıkıntısı gibi nedenlerle iki harekatta başarıya ulaşılamadı. İngilizler Sina Yarımadası'nı alarak Suriye sınırına kadar dayandılar. Tabi kanal cephesi kapandı. Yerine Filistin cephesi açıldı. Filistin cephesi kapandı. Yerine Suriye cephesi açıldı diyebiliyorum. Çanakkale cephesi. İtilaf devletleri 1915 yılında müttefikleri Rusya'ya yardım götürmek, İstanbul'u alarak Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak istiyor. Henüz Çarlık yıkılmamıştı bu tarihte. Çarlık itilafın 3 ülkesinden biri ve durumu iyi değil. Acilen müttefiklerinden yardım istiyor. İngiltere ve Fransa müttefiklerine yardım götürebilmek için en kısa yolu neresi? Boğazları tercih edecekti. Bir taşla iki kuş Boğazlardan geçerken İstanbul'u da alıp Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak istiyordu. Ayrıca tarafsızlığını koruyan Balkan devletlerini kendi yanlarına çekmek için Çanakkale cephesini açmışlardı. Cephenin görünümü. İtilaf devletleri 19 Şubat 1915 tarihinden itibaren modern silahlarla donatılmış oldukça güçlü bir donanmayla boğazları geçme girişiminde bulundular. Türk tabyalarını bombalamaya başladılar. Nusrat mayın gemisinin boğaza döşediği mayınlar ve Türk topçu bataryalarının isabetli atışları sonucunda İtilaf devletleri Oşin, Queen Elizabeth ve Fransızların bu ve gibi önemli savaş gemilerini kaybetti. 18 Mart 1915 tarihinde Boğaz'ı geçemeyen İtilaf donanması aynı gün geri çekildi. Bir yağlı boya tablo, Çanakkale panoraması Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde Cumhuriyet'in ilk süresanlarından Aydın Ertan tarafından yapılmış bir yağlı boya tablodur. Yine Çanakkale cephesinde Osmanlı askerleri bir dinlenme anında bir silahın kurulmuş şeklinde silah çatma olur. Nusret Mayın gemisi ve Cevat Çobanlı Paşa Çanakkale'de Cevat Paşa'nın emekleri unutulmaz. Cevat Paşa komutasındaki Çanakkale istihkamları düşmana karşı belki de bütün savaşın gidişine tesir edecek galibiyeti kazandı. Bunun üzerine İngilizler Bahriye Nazırı Churchill'in emriyle dünyanın en büyük harp gemisi olan Queen Elizabeth Dreadnought'unu herhangi bir kazadan korumak için Çanakkale'den çektiler. Bahriye Nazırı Churchill bilahare İngiltere Başbakanı olarak da karşımıza çıkacaktı. İngiliz General Oglander'in Çanakkale Gelibolu Askeri Harekatı adlı eserinin birinci cildinde Birinci Dünya Harbi'nde bu kadar insanın ölmesine dikkat edin. Birinci Dünya Harbi'nde bu kadar insanın ölmesine, harbin ağır masraflara mal olmasına buna bir diyelim. Masraflara mal olmasına iki. Denizlerde onca ticaret ve savaş gemisinin batmasına başlıca neden Türkler tarafından bir gece önce atılan o incecik çelik halat içinde sallanan 26 adet mermidir. Nusrat'ın bilgice döktüğü bu 26 demir kap savaşın devamı ve dünyanın geleceği bakımından diğer tüm çabalardan daha tam ve daha kesin sonuçtur. Yalnız başına bu mayın engelidir ki Türkiye'yi bir yönünden kurtardı ve savaşı uzattı. Evet, savaş iki yıl uzadı. Rusya'da çarlık rejimi yıkıldı. Yeni gelen devlet
Rusya'yı savaşta çekti. Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanmasında Nusrat Mayın gemisinin rolünü açıklayın. Burada da anlattığımız gibi itilaf devletleri donanmalarının bilmedikleri harekattan, yani 18 Mart'tan bir gün önceki akşam bu geminin Çanakkale Boğazı'nın belli bölgelerine bıraktığı bu 26 tane mayın gerçekten savaşın kaderini değiştirmiştir. Düşman tarafından 18 Mart 15 olayının bu çerçevede değerlendirmesi, Nusrat Mayın gemisinin döşediği mayınların savaş planlarını alt üst etmesini kabul ettiklerini göstermektedir. Neticede 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale'de tesis ettiği mayın hatlarıyla savaşın kaderini değiştiren kahraman gemi Nusrat Mayın gemisidir. Bunun en önemli komutanı da Cevat Paşa'dır. 100 gemi ve yaklaşık 250 ağır topa sahip olan müttefik donanması 3 hat şeklinde teşkilatlandırılmış olarak 18 Mart 1915 sabahı saat 10'dan itibaren boğazı zorlamaya başlamışlarsa da istediklerine ulaşamamışlar. İşte Çanakkale Boğazı'nda majestik gemisinin batışı o toprağa fotoğraflandırılmıştır. Çanakkale Savaşı'nda bir grup Osmanlı askerini görüyoruz. Deniz savaşlarından yenik ayrılan İtilaf devletleri bu defa Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yaparak boğazları karadan geçme girişiminde bulundu. 25 Nisan 1915 tarihinde General Hamilton komutasındaki İtilaf devletleri aralarında Anzakları, Avustralya, Yeni Zelanda askerleri, Avustralya'nın ağası, Yeni Zelanda, İngilizce New Zealand Army Corporation, İngilizce başlıklar, Yeni Zelandalı askerler de yer aldı. 100 bin kişilik bir kuvvetle kara savaşı başlattı. Seddülbahir, Arıburnu ve Kumkale'ye çıkarma yaptı. İtilaf devletleri öncelikle kıyıları ele geçirerek Türk ordusunu geri çekilmeye zorladı. Fakat başta Mustafa Kemal olmak üzere birçok Türk komutan ve askerinin büyük gayreti ve kahramanlıklar sonucu İtilaf devletleri kara savaşlarında da başarılı olamadı. Anafartalar grup komutanlığına atanan Yarbay Mustafa Kemal askerlerine "Ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir" sözüyle birliklerini harekete geçirmiştir. Mustafa Kemal, Anafartalar, Conkbayırı ve Hoca Çimen'de Anzakları geri çekilmeye zorlamış ve boğazları kurtarmıştır. Mustafa Kemal, 19. Tümen'e bağlı 57. Alayı merkezden emir beklemeden kendi kararıyla cepheye sürerek Çanakkale cephesinin düşmesini engellemiştir. Hüseyin Avni Bey komutasındaki 57. alayda tüm askerler şehit olmuştur. Mustafa Kemal'i Çanakkale cephesinde görüyoruz. Burası da Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Boğazı ve o dönemde savaş hali. Buradakiler mayınların döşeniş şekli, Fransızlar, Fransız İngilizler, Anzaklar, meşhur Arıburnu. Bu da 27. alay, Mustafa Kemal'in görev yaptı, 19. tümen. Bu da 9. tümen, 25. alay, 26. alay, 3. tümen. Ve biz bu yarımadada İtilaf devletlerinin karadan geçişine de izin vermedik ve kanımız var Çanakkale geçirmeli yazdım. Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Mustafa Kemal'in bu emri vermesi onun hangi kişilik özelliğini gösterir? Vatan sevgisi ve cesaret. Mustafa
Mustafa Kemal'in bu emrinin askerler üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu kendi cümlelerinizle açıklayın. Bana göre bu Mustafa Kemal askerin psikolojisini iyi değerlendirmiş ve onlara moral ve cesaret taşımış. Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı'nda elde ettiği başarılar onun milli mücadele konumunu nasıl etkilemiştir? Çanakkale'deki başarı Mustafa Kemal'in Türk ve dünya kamuoyunda tanınmasını sağlamıştır. Bu durumda gelecekte başarılı olacak olan milli mücadele hareketinin tartışmasının tek liderinin olmasına ortam hazırlamıştır. Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapan Çanakkale cephesidir. Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesindeki başarısında iki etken vardır. Balkan Savaşları'nda Gelibolu Yarımadası'nda görev alması ve bölgeyi önceden iyi tanıması, artı askerin psikolojisini çok iyi kullanması Mustafa Kemal'e başarı getirmiştir. Çanakkale Savaşı'nın sonuçları. Çanakkale'de elde edilen başarının etkisiyle Bulgaristan ittifak devletleri yanında savaşa girdi. Dikkat edin. Bulgaristan savaşa en son girip en ilk ayrılan ülke unvanını alacaktır. Bu durum Osmanlı Devleti'nin Almanya ile doğrudan kara bağlantısı kurmasını sağladı. Müttefiklerden yardım alamayan Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan çekildi. Çanakkale Savaşları'nda on binlerce Osmanlı askeri şehit oldu. İttifak devletlerinin kayıpları çok daha fazladır. Bu kayıplar daha çok sömürgelerinden getirdikleri kuvvetlerden oluşmaktaydı. Özellikle Anglo-Saksonlar, Hintli Müslümanlar. Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşları'nda düşmanın manevralarını önceden kavraması, aldığı kararları cesaretle uygulaması savaşın gidişatını değiştirmişti. Bu durum onun Türk ve dünya kamuoyu tarafından tanınmasını sağladı. Savaşın öldüğü uzamıştır diyebiliyoruz. Yine bir görselde Çanakkale cephesinde Osmanlı ordusunun faaliyetini. Burası da Çanakkale Yarımadası'nda Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda 50-20. Alay şehitliği. Bir okuma parçası Seyit Onbaşı yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Toprağın altından çıkıyor. Baktım ki 13 arkadaşım şehit olmuş. Bir ben kalmışım. Bir arkadaşım Videli Ali. Bir de batarya komutanı Yüzbaşı Yüzbaşı. Arkadaşlarımın bu şekilde gözlerimin önünde şehit edilmesini içime sindiremedim. Anamın bana öğrettiği duaları okudum. Size izahını yapamayacağım bir şeyler de oldu içime. Merminin yanına koştuğum kökün zinci de o mermiyi bir kez kaldırdım. Videli Ali beni biraz destekledi. Basamaktan çıkarken kemiklerimin çatırdısını duyuyordu. Mermiyi namluya sürdüm, patlattım. İsabet ettiremedim. Aynı olayı 3 kez tekrar ettim. 3. mermiyle onların en büyük zırhlarından o şığın zırhlısını dümen kısmından vurdum. Bu anda zırhlı etrafında dönmeye başladı. Denizin ortasında tam bir panik yaşanıyordu. Söylenenlere göre savaştan sonra Seyit Onbaşı'ya bu mermiyi bir daha kaldır, fotoğrafımızı çekelim diyende bitmişlere o mermiyi kaldırmasının mümkün olmadığını söylemiştir. Ve kendisine bir maket mermi yapıyorlar. Bu halinde fotoğrafı çekilmiştir. Bunun fotoğrafında gördüğünüz resim o halde resimde diyebiliyorum. Mustafa Kemal bomba sırtı muharebelerinde gözünü kırpmadan vatanı için ölümü göze alan Mehmetçiklerin mücadele ruhunu şöyle anlatıyor. Karşılıklı siperler arasındaki mesafemiz 8 metre. Yani ölüm kesin. Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulamamacasına hepsi düşüyor. İkincidekiler onların yerine giriyor.
Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor. 3 dakika kadar sonra öleceğini biliyor. En ufak bir duraksama bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet getirerek yürüyorlar. Bu kahraman Türk askerlerindeki ruh kuvvetini gösteren hayrete ve tebliğe değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale savaşlarını kazandıran bu yüksek ruhtur. Seyit Onbaşı'nın mermiyle çekilmiş bir fotoğrafı. Bombasırtlı muharebelerinde 276 kiloluk mermiyi insanüstü bir güçle kaldıran Seyit Onbaşı'nın ve 3 dakika sonra öleceklerini bildikleri halde savaşa devam eden askerlerin duygularını kendi cümlelerinizle ifade eden bir yazıyı defterinize yazın. Bu size ödev olarak verilecektir. Defterinize yazın.